Arkadaşlar merhabalar bu videoda 11. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Katı cisimlerin son dersindeyiz. Konu anlatım bitmişti. Testleri çözüyorduk ve şimdi de test 5'in çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 235 ve 236'yı çözeceğiz. Sonra benlik iş kalmıyor. Sıra Mert Hoca'da kalıyor. Gerçi son konuşmayı videonun sonuna bırakayım istersen. Orada biraz helallik melallik bir şeyler isteriz herhalde değil mi? Evet gençler hadi bakalım çözümlere başlayalım. Uçlarından biri açılmış olan bir kurşun kalemin şekilde görüldüğü gibi açılmamış olan kısmı dik dairesel silindir. Açılmış olan ucu ise yüksekliği 2 birim olan bir dik dairesel koni şeklindedir. Evet açılmış yani şu şekilde bak yüksekliği değişmeyecek diyor ya bu şekilde kaybolan kısımlar şunlar. E ee, koni var burada silindirle koni aynı anda iç içe olduğunda biz ne yapıyorduk? Bunu hemen şöyle bir koniyi silindir içerisine alıyorduk ve burası V iken tamamı 3V oluyordu. Evet şuradaki kısmı 3V olacak. Şimdi burayı da yapalım mı hocam yok bütünlüğü bozulmasın kalemin diye önceden de bu şekildeydi ya. Ve burada yüksekliği 2 iken V hacmi varsa yüksekliği 2 iken burası da V hacmi vardır diye söyleyebilir. Çünkü özdeşti zaten bunlar. Tamam sonra ne diyor kalemin diğer ucu açılmış olan ucuyla özdeş olacak ve kalemin uzunluğu değişmeyecek biçimde açıldığında toplam hacmi %8 oranında azalır. Arkadaş ben bu kalem tıraşla böyle açtım ya Kaybolan kısmı neresi? İşte tam olarak burası değil mi? Yani 2V'lik kısmı gitti. Hımm. Hocam 2V'lik kısmı %8'likse %100'lük kısmı doğru orantıdan kaç V'dir diye bulabiliriz. Buradan buraya 4 kat var değil mi? Buradan buraya da 4 kat olacak böyle. Ya da 4'e bölünmüş hali 25. Yani tamamının 25V olması lazım. Kalem bu haldeyken 25V yapacak. E hocam kalem bu haldeyken 25V yapacaksa o zaman şurası V ya buraya 24V kaldı. E hocam burası da 24V ise şuraya kadar olan kısmı bak tamamı 24V burası. E, 3V'lik kısmı burada ya buraya da ne kaldı o zaman 21V'lik kısım kaldı. Yani şurası 21V oldu mu oldu. E ben şunu söyleyebilirim. Hocam 3V'de 2 yüksekliği var. Hani yükseklilerle hacimler doğru orantılıydı. E o zaman direkt şunu söyleyebiliriz. 3V'de 2 yüksekliği varsa hocam 21V'de şu kadar yükseklik vardır deriz. Sonra zaten burası da belli. Burayı bulunca da toplarız. Tüm alanı buluruz. Ya da tabi öyle diyelim. Hemen 14 orantı yapalım. 3V'de ne kadar yüksekliğimiz var? 2 yükseklik varsa 21V'de ne kadar yükseklik vardır? Hocam 7 katı 7 katı bu da 14 mu olacak? Evet. Yani şurayı da 14 buluruz. E o zaman burası 2. Burası 14, 16. Bir de 2 burada var. Toplamda kaç yapar? 18 yapar. Yani birinci soru C olur. 2'ye geldik. Şekilde dik koli biçiminde bir kap verilmiştir. Kap sabit hızla su akıdan bir musluk ile dolduruluyor. Sabit hızla. Bak sabit hızla. İçi boş olan kap 108 dakikada doluyor. Evet bir de burada şurası K, CK uzunluğu ve alikara uzunluğu ile ilgili bir şey verilmiş bana. Hemen bunları yazdık. CK'ya K dedik. Alikara uzunluğu 3K imiş. Alikara 3K ise buraya da 2K kaldı. Şimdi burada bir benzerlik hacim ilişkisi var. Hemen böyle hacime de dalacağımız belli ya. E o zaman burada 1 bölü 3'ün kübü kaç yapıyor? 1 bölü 27 yapıyor. Yani burası V iken geriye tamamı 27 ve Buraya 26 V'lik kısım kaldı. Şimdi içi boş olan kap 27 dakikada doluyor. 27 dakikada dolan ne? 27 V'lik kısım kaç? 108 dakikada doluyormuş değil mi? O zaman V'lik kısım kaç dakikada dolar? Hocam V'lik kısımda o zaman 4 katı mı bu? Evet 4 katı. 4 dakikada dolmak zorunda. Şimdi saat 8.30'da yukarıdaki kısmı doludur. Tam saat 8.30'da şuradaki kısmı doluymuş. Kabın tamamı dolduğu anda saat kaç olur diye soruluyor bize. Arkadaş şimdi V'lik kısım 4 dakikada dolu ya. Geri kalan tam buradaki e, saat 8.30'du. 26 V'lik kısmı daha doldurması lazım. 26 V'lik kısmı kaç dakikada dolu o zaman? V'lik kısmı 4 dakikada dolu ya. O zaman 26 çarp 4. 6, 2, 4, 24, 8, e, 104 dakika yapıyor. O zaman 104 dakika ekleyeceğiz. 8:30'a 104 dakika ekleyeceksin. Aslında bu nedir? 60 artı 44 değil midir? Evet 1 saat 44 dakikadır. O zaman buna 1 saat eklesen 9:30 yapıyor. Artı bir de 44 dakika eklesen. Bir de 44 dakika eklesen. Şuna da 44 eklesen. Hocam bu da aslında 30 artı 14 şeklindedir. 30-30 iki tane yarım saat bir saat yapıyor ya. Yani bu da 10-14 mi yapıyor? Evet yani cevabımız böylelikle ne yaptı? İkinci soruda Ceyhan yapar. Geldik 3'e. Şekilde taban yarıçapları eşit bir yarım küre ile silindir verilmiştir. Evet taban yarıçapları eşit diyor. Bak burası da R burası da R. Değil mi? Yarım küre biçimde kabın tamamı su ile doludur. Kabın içindeki su içi boş silindirin içine boşaltıldığında suyun yüksekliği 8 birim oluyor. Yani burada bunun hacmi bunun hacmi birbirine eşit verilmiş. E o zaman ne diyeceğiz? Hacimleri eşitleyeceğiz. Hocam 4 bölü 3 pi r küpün 1 bölü 2'si bu yarım kilo olduğundan. Eşittir pi r kare çarpı haşa eşit olacak. Buradan pi'ler nanay. R kare 2 tane r'ye gitti bir tane r'ye kaldı o zaman burada. Ondan sonra başka ne kaldı burada? Şöyle bir sadeleştirmeden 2 kaldı. 2 ile de 8 sadeleşince 4 kalır burada. 3'ü atalım öbür tarafa. 4 kere 3 12 yapar. R'yi böylelikle 12 buluruz. R 12 çıktı. Benden şu uzunluk isteniyor. E arkadaş bu düzlemedik ya. Pisagor bağıntısı var. 8 ve 12. 8'in karesi ve 12'nin karesiyle tabii ki uğraşmayacağız. Ortak çarpandan git. Burası 4 çarpı 2. Burası da 4 çarpı 3. Burası da 4 çarpı kare 2 küçüğünde. 3'ün karesi artı 2'nin karesi. Yani 9 artı 4 şeklinde bulunduğunu kısa yollu hep söylemiştik size. Bu şekilde de yapmanızı tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla cevap 4 kök 13 yapar 3. sorudan. Geldik 4'e. Evet bu sefer buradan başlayıp karınca buradan başlayıp hop C'ye gelmiş. Ama C ile ilgili bir şey olması lazım. AC ile BC eşit verilmiş. Ha hocam ön yüzü gidiyor. Bak yarım yüzü gidiyor. Yarım yüzü gitti daha sonra C'ye geliyor. Şimdi dikkat. Açılımını bir böyle bir yapalım bakalım. Açılımını yapalım. Hocam açılımını yaptıktan sonra şurası A iken buradan açacağız ya. Hop açtın bu zam. Burası da A değil mi? Evet. B nerede kalıyor? Ortada kalıyor. B'yi geçmeden bak B'yi geçtikten sonra C A B'nin ortasına geliyor. Bak AB burası değil mi? Evet B'yi geçtikten sonra A B'nin ortası C burada. Şunların da eşit olmasını unutma. Zaten buradaki yayla da buradaki yay birbirine eşit. Ve bunlar da 12-12 olduğunu biliyoruz. Bizden de ne isteniyor? İşte A'dan C'ye giden bu uzunluk isteniyor. E şimdi ne yapacağız? Öncelikle R bölü L alfa bölü 360 çapı 8 demiş ya yarı çapı 4. 4 bölü 12 alfa bölü 360'dan 1 bölü 3'ten burası 120 çıkar. Alfamız toplamda 120 derece çıktı. Şimdi bizim B tam ortası ya B tam ortası olduğu için 60 60 olacak. E hocam tamam 120 şurası 60'a 60 olacak. E burası da 30 30 diye iki eş parçaya ayrıldı mı yay eşit verildiği için evet. E şimdi benden bu uzunluk isteniyor. Buna ait bir dik üçgen oluşturmam lazım. Hop çizince ne çıktı? Hocam bu da 12. Bu da 12. Ve 30-60-90. Bu da merkez açıdan dolayı 90 derece olur. İkiz kenar dik üçgen. Yani burası da 12 kök olmak zorunda. Dördüncü soru. Böylelikle c çıktı. Geldik. 5 Şekilde yarı çapı 6 cm olan bir dik dairesel silindir biçimdeki çay bardağı ile kaşık verilmiştir. Evet. Çay bardağı ile kaşık verilmiş. Burada bardağın içinde bulunan çayın hacmi 144 pi. Evet. Hemen pi ne diyoruz? R kare çarpı h. Yani şuraya h dedim şöyle. Bu kaç verilmiş? 144 pi olarak verilmiş. Pi'ler nanay. E, 36 ile 144 sadeleşince 4 yapıyor. H'ı buradan 4 bulduk. Evet h 4 çıktı. Sonra o ile e arasındaki uzaklık ne verilmiş bana? O ile e arasındaki uzaklık 14 verilmiş. Hocam yarı çap burası zaten şuraya kadar. Buraya ne kaldı? 8 kaldı değil mi? E burası dörtgen. Burası da 4 değil mi? Evet. 4 8 ise burası 4 kök 5 mi yaptı? Aynen öyle. E bizden zaten DE uzunluğu isteniyor. Cevap 4 kök 5. Beş. Yani 5'in soru böylelikle akçay oldu. Geldik 6'ya. Ay en sevdiğim silindirle koni iç içe. Bak silindir şeklindeki odun parçasının yüksekliği 32 cm. Odun parçasının bir ucu yoğuntularak dik konu biçimine getiriliyor. Her iki şekilde de odunun boyu aynı. Aynı boyutta. Yükseklik değişmiyor. Hani biz böyle bir şey gördüğümüz an hop silindir yapıyoruz değil mi? Silindiri yaptık. Yapınca yükseklik değişmiyor ya. Hocam burası 20 ise buraya 12 kaldı. E hani yükseklerle hacimler doğru orantılıydı. 20'deki 20 V ise 12'deki 12 V'dir. Bu da 3'te birlik hacmi değil miydi? Evet yani buraya da 4 V kaldı. Şimdi bizden ne diyoruz bakalım. Her iki şekilde de odunun boyu aynı olduğuna göre odunun hacmi ilk durumuna göre yüzde kaç azalmıştır. Şimdi burası 20V. Burası da 12V ya. Toplamda burası 32V yapıyor değil mi? 32V iken şimdi ne oldu? 24V oldu. Evet yüzde yüzlük kısmı yüzde yüzlük kısmı 32V ise yüzde kaçlık kısmı 24V'dir diyeceğiz. İşte zaten yüzde kaç azalmıştır diye soruluyor. O zaman azalan kısmına bakalım. 32'den 24'e düştü ya. O zaman 8'i azalmadı mı arkadaşım? Evet. Direkt azalan kısmı sorulduğu için 8 ve kısmı azalan kısmın yüzde kaç olduğuna bakayım ben. Hocam bu 4'te biri. E o zaman bu da 4'te biri olacak. Soru işareti dediğimiz kaç yapar? 25 yapar. Yüzde 25'lik kısmı azalmış oldu. 6. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 7. soruya. Aa ne güzel. Yarım küre. Bu tam küre. Çemberler birbirine değince merkezleri birleştir falan filan yapıyorduk. E o zaman arkadaştan bu yarım küre ortasında bu da yarım küre ortasında. Bunun da merkez tam ortasında olacak ya böyle. O zaman bunun yüksekliğini şöyle çizecek olursam. Hocam bunun yüksekliği tam buraya geldi. E o zaman yüksekliği buraya geldi. E bu da buraya geldi. Merkezleri birleştirdiğimizde tam değme noktasından geçmek zorunda. Dolayısıyla bunlar da bu şekilde doğrusal oldu. 3 burası bak yarı 3 verilmiş. Hocam bunun da yarı bak 3 oldu. E o zaman burası da 3 burası da 3. Hocam Kürenin de yarı çapı ya. Koninin de yarıçapı 3. Ve tamamı 13. E o zaman 3, 6, 9'u buradaysa buraya da 4 kaldı. E silindir ile cisimler arasında kalan hacim mi soruluyor bize? Silindir ile cisimler arasında kalan hacim. O zaman silindirin hacminden. Silindirin yarıçap kaç? 3 hocam. Şimdi o zaman pi r kare çarpı h'tan neyi çıkartacağım? Koninin hacmi. 4 bölü 3 pi pardon koninin hacmi pi r kare çarpı h bölü 3'ü çıkartacağım eksi. E, tam küre 4 bölü 3 pi r küp. R küpü bu şekilde yazdım. Eksi 4 bölü 3 pi r küp yine ama bu da yarım küre olduğu için çarpı 1 bölü 2 demeliyiz. E o zaman bu 9. 9 la, bu 9 ile 13 çarptığım zaman 3 kere 9 27. E, 117 yapıyor. 117 pi oldu burası. Şu üçlerden bir tanesi gitti. 4 kere 3 12 pi yaptı burası. Eksi şu üçlerden bir tanesi gitti. 3 kere şu 9. 36 pi yaptı burası. Eksi şu üçlerden bir tanesi gitti. 36 18 pi yaptı galiba burası da. Evet 18 pi oldu. Şu ikisinin toplamı 30. E, 66 yaptı. O zaman 117 pi eksi 66 pi oldu cevabımız. Yani sonu birli bir şey olacak. O da ne yapıyor? Çıkarttığımız zaman zaten 51 pi buluyor muyuz arkadaşım? Buluyoruz. Yani 7. soru böylelikle Balıkesir oldu. Geldik 8'e. Daire biçimindeki bir karton parçası verilmiştir. Merkez açıların ölçüleri A, B, C'dir. A büyüktür, B büyüktür, C verilmiş. Evet, büyük hacimle 3 konu elde ediyor. Sonra bunları kıvırmışım. Şu şekilde 3 konu elde etmişim. Şimdi biz neyi biliyoruz? Hocam, R bölü L, alfa bölü 360'ı biliyoruz ya. Hepsinde de L sabit ya. E o zaman burada hani R bölü L R dediğimiz burada bir de koninin yarı çapları 2, 3, 4 ile doğru orantılı olarak verilmiş. O zaman R bölü L hepsinde de L'ye sabit olduğu için bir tane R, N eşittir. L çarpı alfa bölü 360 eşit ya. O zaman buradaki açı ne kadar büyükse yarı çapta o kadar büyük değil midir? O zaman biz ne diyeceğiz? En büyük yarı çaplının merkez açısı A'dır. Yani bunun yarı çapı 4K olarak verilmiş. Bunun yarı çapı 3K. O zaman sonraki B olacak. Yani doğru orantılı oldu. Sonra burası da 2K'nınki de C merkez dilimli şey kıvırdığımızda mı olacak burası? E. Şimdi baş, bizden ne isteniyor? Konunun yarıçapları 2, 3, 4 ile orantılı olduğuna göre B açısı kaç derecedir diye soruluyor. E aynı şeyi söyleyebilir miyiz acaba? Merkez açıları da o zaman 4, 3, 2 ile doğru orantılı diyebilir miyiz? Daha garanti almak için şöyle söyleyelim. Hani R bölü L. Şimdi 4K. 4K bölü L. Eşittir alfa. Yani A bölü 360 olduğunu biliyoruz. Sonra hocam R bölü L 3K bölü L eşittir B bölü 360 olduğunu biliyoruz. Sonra öbürüne de baktığımız zaman 2K bölü L eşittir C bölü 360 olduğunu biliyoruz değil mi? E Arkadaş burada bir oranlama yapacak olursan şu ikisini bir oranlasan. Hocam bölü L'ler gidiyor. K'lar gidiyor. 4 bölü 3 bölü 360'lar gitti. A bölü B eşit oldu. Evet. A bölü B 4 bölü 3 ile doğru orantıldı. Demek ki A açısı 4 alfaysa e, alfayı kullandık bu Kullan, Kullandık. 4 beta ise mesela B açısı ne olacak? 3 beta olacak. Yine aynı şekilde Burada oranlama yapsan o zaman 3 bölü 2 B bölü C olacak ya. O zaman B 3'ün katıysa C de 2'nin katı olacak. Burası da 2 beta olacak diyebiliriz. Toplamda bak burayı 4 beta buldum. Sonra burayı 3 beta buldum. buraya da 2 beta buldum. Toplamda 9 beta yaptı. 9 beta eşittir 360 derece olduğundan dolayı betayı 40 derece bulurum. Bizden B açısı isteniyor. E, B açısı da zaten 3 beta olduğuna göre B yerine beta yerine 40 derece yazarsam cevap da böylelikle 120 derece çıkar. Yani cevap ne çıktı kardeşim? Cevap Denizli çıktı mı? Çıktı. Güzel bir soruydu. Evet Mert Hoca, şimdi sıra sende. Ben bu sene görevlerimi görevlerimi yerine getirdim. Elimden geldiğince güzel şeyler yaptım. Tabii kendimi de şöyle bir büyüteyim öncelikle. Elimden geldiğince sizlere bu senenin derslerinde geometriyle ilgili derslerini güzel bir şekilde aktarmaya çalıştım. Hatamız olduysa ki bazı dizgisel hatalar oldu affola hakkınızı helal edin. Elimizden geldiğince gerçekten ne biliyorsak size aktarmaya çalıştık. Tane tane bir şeyler yapmaya çalıştık. Umarım 11. sınıfınız güzel geçmiştir. Beni şimdiden böyle erkenden de dinliyorsan e, sadece okul sınavları önemli değil. Bundan sonra bak 11. sınıfları çok severim. Akıllısını daha daha çok severim. Her zaman şunu söylemişimdir. Şimdiden çalışmaya başlayın. Daha öncesinde de bunu söyledim ama hiçbir zaman için geç değildir. Tamam senenin sonuna geldiniz ama siz en azından şu sınavlardan sonra okul ikinci sınavlardan sonra şöyle oturup TET ve AYT'ye bir çalışmaya başlamanızı da tavsiye ediyorum gençler. Artık sıra Mert Hoca'da. Mert Hoca'da da bir konu kaldı galiba. Sadece olasılık konusu kaldı galiba. Mert Hoca da size olasılığı anlatacak ve bu işi bu seneyi güzel bir şekilde atlatacağız gençler. E o zaman ne diyoruz? Sonraki videolarda diyemiyoruz da bir sonraki sene geometri derslerinde TYT AYT çalışırken geometri derslerinde artık benle mi çalışırsınız başkasıyla mı çalışırsınız bilmiyorum. Ama mutlaka mutlaka çalışın ve yaptığım benden çalışmasanız bile hani yaptığımız böyle şorslar şunlar bunlar sorular e, ve kitap içerisindeki sorular gerçekten çok kaliteli. Hani bazıları vardı bunu şunun için söylüyorum ya ben birisinden dinleyerek değil de okuyarak böyle çalışmayı daha çok seviyorum. Hani kitabı alıp da THT AYT kitabı ki mükemmel olacak. Kitabı alıp da üzerinden çalışmak istiyorum diyen öğrenciler için de söylüyorum. Benden çalışmış olmuyorsun. O zaman sadece kitaptan çalışmış oluyorsun. E, mutlaka o sorularda göz gezdir. Çünkü çok önemli. Tamamıyla ÖSYM ayarında sorular var zaten orada. Neyse sonraki şeylerde işte shorts videolar olsun, güzel sorular olsun bilmem ne olsun. Her zaman hatta e, günlük hayatta diyeceğim. Yani inşallah yüz yüze karşılaşmak dileğiyle diyeyim şöyle güzel güzel böyle selamlaşıp seninle böyle sohbet edip bir sarılmak da isterim yani açıkçası. Bunu yüzlerce kişi hatta binlerce hatta on binlerce kişiye söylüyorum ki her gördüğümüz kişilerle gerçekten o şekildeyiz. İnşallah sizinle birlikte de yüz yüze karşılaşırız. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.